Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte probiyotik tarhan hazırlığı yapacağız. Çiğdem fermente en faydalı, en lezzetli tarhana nasıl yapılır? Hepsini bu tarifte toparlayıp sizlere anlattım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarhanamın yapımına önce bir bardak nohut ve bir bardak buğdayı bir kaba alıp iyice yıkayarak başlıyorum. Buğday ve nohutumu güzelce yıkadıktan sonra temiz su ilave edip bir miktar tuzla ilave ettikten sonra en az 12 saat beklemek üzere bir kenara alıyorum. Bu şekilde güzelce dinlendirir ve bekletirseniz e, rondodan geçirirken hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan pürüzsüz hale getirebilir. Çok güzel bir şekilde parçalayabilirsiniz. Evet 12 saat dinlendirmiş olduğum nohut ve buğdayımı güzelce yıkayıp süzdüm. Tamamen suyu aktıktan sonra rondoma ikisini birden doldurup iyice incelene kadar çektiriyorum. İyice dinlendirip şişirdiğimiz için nohutumuz da buğdayımız da tamamen çok güzel bir şekilde paramparça olacak. Tarhanamı ben yoğurmak için büyükçe bir leğen hazırladım. Hemen yan tarafta görüyorsunuz sarı leğenim 50 litrelik bir leğen. Ben... E, Çektirmiş olduğum buğdayım ve nohutumu içerisinde boşaltıyorum ve hemen yan tarafta hazırlamış olduğum yıkayıp temizlediğim bir kilo soğanım ve bir baş sarımsağım var. Hepsini küçük küçük doğrayıp rondoma dolduracağım ve hepsini yine pürüzsüz hale gelene kadar rondomda çektireceğim. Tarhanayı mayalandırırken çoğu kişi sarımsak kullanmaz ama ben kullanıyorum. Bu benim yöntemim. Ben çiğden ya da pişmiş haliyle de mutlaka sarımsak kullanırım. Asla rahatsız edici bir tadı olmuyor. Benim tarhanamı bebekler bile çok rahat bir şekilde içiyor. Hem lezzetli hem daha da vitaminli oluyor. Sarımsakla denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben hepsini güzelce çektirdikten sonra soğan ve sarımsaklarımı da yine leğenimin içerisine boşaltıyorum. Evet artık sebzelerimi Rondodan geçirmeye başlayacağım. 1 kilo kapyam 1 kilo yeşil sivri biberim. Yarım kilo kadar da acı kapya biberim var. Ve gördüğünüz üzere büyük büyük etli domateslerim var. Kesinlikle domateslerinizi sulu seçmeyin. Etli domateslerden seçin. Şu pembe domateslere benzeyen cinsler var. Tarla domatesi. Onlardan seçin. 1 kilo kadar kullandım. 1 kilodan fazla da kullanabilirsiniz. Ama kapya biberi bol kullanın derim. Ben domateslerimi böyle ortadan yarıp birkaç parçaya bölüp rondoma atacağım. İlk önce domateslerimi rondodan geçirdikten sonra sırasıyla kapya ve sivri biberlerimi de rondodan geçireceğim. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Kesinlikle kabuk soymuyorum ve kesinlikle yeşil yerlerini dahi almıyorum. O yeşil yerlerini normalde yemek yaparken temizlediğimiz yerlerine alırız. Ama özellikle tarhana da kesinlikle almayın. Lezzetine lezzet katıyor. Mis gibi kokusu oluyor. Domatesimizin domatesimi de istediğim gibi parçaladıktan sonra onu da leğenimin içerisine boşaltıyorum ve hemen kapya biberlerimin tohum yerlerini temizlemeye başlıyorum. Tohum yerlerini mutlaka kapyanın temizleyin ama yeşil biberde buna gerek yok. Kapyanın çekirdekleri sert olduğu için Elerken de parçalarken de bize e, sıktı, yaratması kolay olsun işimiz diye mutlaka ben kapyanın içerisindeki tohumları temizliyorum. Kapyalarım sadece tatlı değil. 1 kilo tatlı kapyam var. 1 kilo da özellikle gidip Malatya pazarından almış olduğum böyle kapyaya benzeyen acı biberim var. Acı kullanın derim. Çünkü acısı hiç rahatsız etmiyor. Fermente olup tekrar kuruduktan sonra rahatsız edici değil de tatlı hoş bir acısı oluyor. Ben bütün acı ve tatlı olan kapyalarımı böyle onları da rondo'dan geçirdikten sonra aynı işlemleri sivri biberim içinde yapacağım ve diğer yeşillik olan malzemelere geçeceğim. Bu tarhana da yok yok arkadaşlar. Gerçekten çok bereketli ve çok şifalı bir tarhana olacak. Ben yeşil biberlerimi de hızlıca parçalıyorum ve onları da diğer malzemelerimin içerisine ilave ediyorum hanımın içerisinde bol yeşillik var. 7-8 dal kadar fesleğen, 7-8 dal kadar da mor reyhan ilavesi yaptım. Hem yağı için hem de o güzel aroması için mutlaka reyhan ve fesleğen ekliyorum ama çok yüksek miktarda değil. Asla dereotundan, naneden ya da maydanozdan fazla ilave etmedim. Gördüğünüz üzere hepsini bıçakla kıyıyorum. Belli büyüklükte ve daha sonrasında rondomda güzelce çektiriyorum. Nane, fesleğen ve reyhanın yağını güzelce salması için mutlaka rondodan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hepsinde çok güzel bir yağ oranı var. Bu yağı daha çabuk dışarı salsın. Daha hızlı bir şekilde tarhanamızın her yerine yayılsın o güzel hoş kokusu diye. Mutlaka çektirelim. Ben maydanozumu ve dereotumu da aynı şekilde çektirdim. Çünkü her şey çiğden permente olduğu için... Hemen içinde böyle kaybolsun böyle tane tane güzel güzel minik minik yeşillikler olsun diye mutlaka çektiriyorum. Bu yöntem hem benim parçalarken de kolay parçalamama kolay kurutmama sebep olacak. O yüzden dilerseniz siz hepsini doğrayıp da da ilave edebilirsiniz. Benim gibi böyle rondonuz varsa rondodan da geçirebilirsiniz. Tarhana da yeşilliklerin yanı sıra tarhana otu da olmazsa olmaz ben etrafımda bulamadım ve sipariş ederek getirtirdim. Çok güzel bir aroması ve çok güzel bir kokusu var. Çiğden fermente yaptığımız halde yine bu şekilde içerisinde kullanabiliriz. Tarhana otunu yaş kullanmıyoruz zaten. Kurutulmuş tarhana otu kullanıyoruz ki aramızı yüksek olsun lezzetin yüksek olsun mutlaka kuru halde kullanıyoruz. Bakın poşetin içinde olan o güzel kırıntıları da atıyorum içinde ince saplarını da atıyorum hiç sıkıntı değil. Bunlar zaten rondodan geçtiğinde çoğu parçalanacak ve o çiçek bölümlerini yaprak bölümlerini tamamen elimle ufalayarak tarhanamın içerisine ilave ediyorum. Eğer bulamazsanız internet üzerinden çok rahat bir şekilde tarhana otu diye yazıp. Bulup sipariş verebilirsiniz. Mutlaka olmazsa olmazı hem de çok faydalı bir bitki. Hem tarhanınıza fayda sağlamış olacak, hem de lezzetine lezzet, tadına tat, kokusuna koku katmış olacak. Birkaç saat önce süzülmesi için evde yapmış olduğum yoğurdu böyle bir kenara aldım. İyice süzüldükten sonra suyunu alta verdikten sonra tarhanama ilave ediyorum. Bir kilonun biraz üzerinde bir yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Eğer evde kendi yaptığınız yoğurt yoksa dışarıdan da alabilirsiniz. Süzme yoğurt kullanmamızın sebebi tarhanamıza aşırı ekşilik vermemek. Yine böyle evde. Kaynatmış olduğum sütlerin üzerinden topladığım süt kaymağım var. 1 kilo da süt kaymağı ilave ettikten sonra un ilavesine başlıyorum. 3 kilo kadar un döktükten sonra 3 kepçe kaya tuzu ilave ediyorum. Tarhananızın tuzunun kesinlikle az olmaması gerekiyor. 3 kepçe tuz da çok fazla değil. Emin olun asla tuzlu olmayacaktır. Mutlaka kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu uzun ömürlü yapacaktır tarhananızı dayanıklılığını arttıracaktır ve çok da faydalı biliyorsunuz iyotlu tuz faydalı değil ve kışlık tariflerde de kesinlikle kullanılmaması gerekiyor bakın şöyle güzel bir karıştırıyorum 3 kilo kadar unla bütün malzemelerimi ve bu esnada 2 yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum bol bol eklememin sebebi zaten kendi, evde kendi yapmış olduğum kendi salçalarım o yüzden Evde ev yapımı olan bütün malzemeleri tarhananızın içine gönül rahatlığıyla ilave edebilirsiniz. Bakın bir yerden toplandı ve bir yerden dediğim gibi salçalarımı ilave edip geri kalan unumu ilave ediyorum. Ve toplamda 5 kilo unla birlikte bütün malzemelerimi yoğuruyorum. Bütün malzemeler birbirine iyice karışıp homojen olana kadar iyice yoğuralım. Tam bir bütün olsun tamamen bir hamur haline gelsin bu önemli. İyice yoğuralım. Bakın böyle e, bayağı bir koyu, bayağı bir sert hamur oldu. Hemen üzerine un ekiyorum ve kapağını kapatıp dinlenmeye alıyorum. Bu şekilde her gün bu işlemleri yapacağız ve güzelce dinlendireceğiz. Bakın hemen bir gün sonraki halini göstermek istiyorum sizlere. Tarhana otu sapları da üstlerde gözüküyor. Onları da özellikle göstermek istedim. Rondodan geçirdiğimizde bir şey kalmayacak. Bakın biraz kabarmış. Güzelce yoğuruyoruz. Her gün aynı işlemi tekrarlayacağız. O eklemiş olduğumuz, üzerine ekmiş olduğumuz unu mutlaka tamamen diğer malzemelerle tarhana hamurumuzla iyice karıştığından emin olana kadar bu karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tarhana hamurumu güzelce yoğurduktan sonra üzerine un ekiyorum ve yine kapağını kapatıp dinlenmeye alıyorum. Un burada tarhanamızın hava almasını sağlıyor. Mutlaka un serpmemiz gerekiyor ve bir gün sonraki halini göstermek istiyorum. Bir gün sonra biraz daha kabarmış, ee, ekşimeye başlamış, daha doğrusu mayalanmaya başlamış bir tarhana hamuruyla karşılaşıyoruz. Yine güzelce tarhana hamurumu yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemlerine dikkat edelim. Çok iyi bir şekilde yoğuralım. Üzerine eklemiş olduğumuz döktüğümüz unu tamamen tarhanamıza yedirelim. Şu an yoğururken de dikkatinizi çekiyordur. Yine koyu kıvamlı, lastik gibi uzayan bir hamur kıvamında tarhanamız. Gün geçtikçe ee, zaman zaman sizlere yine videoda atacağım parça parça çok fazla bütün detaylarını bütün günlerini atarak sizleri sıkmak istemedim. Dediğim gibi bu ikinci günü ve lastik gibi uzayan bir tarhana hamurumuz var. Yine unumu serpiyorum ve üstünü kapatıyorum. Ee, bahsetmiş olduğum gibi eğer küçük bir kap kullanıyorsanız mutlaka günde iki defa yoğurmak zorunda kalacaksınızdır çünkü. Gün geçtikçe mayalanacak içindeki nohut sayesinde ve taşmalara sebep olacaktır. Benim üçüncü günüm ve yine çok güzel bir şekilde e, hareketlenmeye başlamış hamurum. Ben çizgi çizgi takip ediyorum diyen büyük olsa da kendini belli ediyor kameraya her ne kadar fazla yansımasa da. E, ne kadar un ilavesi yaparsak yapalım bakın hamurumuz gittikçe yumuşuyor. Bir önceki gün kadar lastik kıvamında değil biraz daha yumuşamış bir kıvamda. Yine güzelce hamurumu yoğuracağım ve üstüne ununu serpip kapağını kapatıp dinlenmeye alacağım. Evet Tay şu an 7. günü bakın neredeyse ki üst çizgiye kadar gelmiş iyice kabardı. İyice mayası yerine geldi. Ben tekrar güzelce hamurumu yoğuracağım. Yoğururken de sizlere formundaki değişikliği göstermek istiyorum. Kopan e, gayet yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Unu ekleseniz de ne kadar yoğursanız da artık ekşemeye başladığı için, artık tarhana oluşmaya başladığı için cıvık bir hamura dönüşecek, yumuşak bir hamur olacak. Ben yine güzelce üzerine eklemiş olduğum unu da tamamen yesin diye güzel güzel yoğuruyorum. Yoğurma işlemin bitince yine aynı şekilde üzerine un döküp kapağını kapatıp yine dinlenmeye alıyorum. Artık tarhanamın 12. günü. Yine yoğurduk. Yine güzel bir şekilde kabardı ve daha çok kopan bir hamur olmaya başladı. Artık tarhanamı son kez yoğuruyorum. Yine ben üstüne un ekliyorum. Dilerseniz tarhananız tuzsuz geldiyse 7 günlükken ya da birkaç günlükken tuz ilavesini yapıp tekrar yoğurabilirsiniz. Unuttuğunuz bir malzeme varsa daha yeni yaptığınız dönemlerde ilave yapıp böyle güzelce yoğurup ekşiyene kadar tamamen bir bütün olmasını sağlayabilirsiniz diğer malzemelerle. Ben son kez Tarhanamı yoğurdum. 12. günü de tamamladık. Yine üzerine ununu serptim. Kapağını kapatıp ertesi güne kadar yine dinlenmeye alıyorum. Ve tarhanamı dökmeye başlıyorum. Tarhanamı dökmeden önce yine güzelce yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra kenarda hemen yerlerini hazır ediyorum. Ben saat sabahın 9'unda yerlerini hazırlayıp dökmeye başladım. Öğlen sıcağına denk gelmesi lazım döktüğünüz zaman ki 2 saat içerisinde bütün suyu güneş sayesinde çeksin ve 2 saat içerisinde tarhananın su çekme işlemini bitirelim. Tarhanımı yayacağım masaların üzerine dökeceğim masaların üzerine ilk önce 4-5 kat böyle Gazete serdim ve gazeteleri serdikten sonra sofra bezimi de üzerine birkaç kat yaparak ser, serdim ve böyle bir tahta kaşık yardımıyla tarhanalarımı küçük küçük parçalar olacak şekilde döküyorum. Kalın dökmeyelim elimizden geldiğince ufak parçalar dökelim ki e, parçalanması elimizde koparıp koparıp ufatması kolay olsun. Eğer böyle kaşıkla zorlanırsanız birazdan ben elimle hızlı hızlı dökmeye başlayacağım. Hemen elinizle dökmeye başlayabilirsiniz. Tarhanamın tamamını sofra bezlerimin üzerine yaydım ve sonunda böyle boşluk kalmayacak şekilde bütün boşlukları değerlendirecek şekilde tarhanalarımı küçük küçük parçalar halinde sofra bezime döktüm ve güneş tam tepedeyken 2 saat boyunca arkalı önlü olmak üzere suyunu tamamen çektirdim tarhanalarımın. Güneş tepedeyken 2 saat kadar yeterli olacaktır. Kuvvetli bir güneşte zaten 2 saat içerisinde suyunu çekip kurumaya başlıyor. Tarhanalarımın bir tarafı kurumuştu artık. Diğer tarafına çevirip biraz da diğer tarafını kurutacağım. Suyunu çekip artık kopacak seviyeye geldiği zaman elimle parçalayarak ufaltmaya başlayacağım. Bu şekilde bir tarafı kuruyup diğer tarafı da kurumaya başladığında ufak ufak parçalara ayırıp kuruma işlemini hızlandırabilirsiniz. Bir tarafları tamamen kuruyan tarhanalarımı bakın şöyle bir spatula yardımıyla hızlıca e, bezimden ayırıyorum ve diğer tarafına çeviriyorum bu işlemi yaparken de koparmaya dikkat edin e, koparın daha ufak parçalara getirin zaten diğer tarafı da suyunu çektiği zaman artık kurumaya başladığı zaman ufak ufak parçalamaya başlayacağım hemen o aşamaya geçiyorum bakın minik minik parçalıyorum 2 saat boyunca toplam e, bütün su çektirme işlemini gerçekleştireceğim tam öğlen sıcağında sermiş olduğum kurutmaya başladığım için 2 saatlik bir Zaman diliminde bütün suyunu çektirdim. Böyle ufak ufak parçalara ayırıp kuruma işlemini hızlandırdım. Tarhanalarımız tamamen kurumadan mutlaka böyle ufak ufak hallere getirmemiz gerekiyor. Büyük kalın halde tamamen kurutursak böyle incecik tarhana yapamayız hepsi kalın kalın olur istediğimiz forma gelmez bir miktar elimle böyle açtım daha hızlı bir şekilde suyunun çekip kurumasını sağladım ve avucumla ufalanır hale getirdim bakın iki avucumun ortasına alıyorum ve iki elimle güzelce ufalayıp dağıtıyorum tamamen dağılan rahatlıkla e, ufalanan tarhanalarımı rondomun içerisine atıp pürüzsüz hale gelene kadar çektiriyorum. Daha da ince hale gelmesini istiyorsanız birazdan ben yani bir gün sonrasında ben elekten geçireceğim. İlistir deriz biz. İlistirden geçireceğim. İsterseniz tamamen um kıvamında, isterseniz bir tık daha böyle rondodan çekilmiş haliyle taneli olarak kullanabilirsiniz. Bu tarhanayı kesinlikle ıslatıp çözdürmenize gerek yok. Çorbasını hazır çorba gibi rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten video sonuna tarhana çorbasını nasıl hazırlıyorum o videoyu da ekleyeceğim. Oradan izleyerek benim yaptığım şekilde gayet güzel tarhana çorbaları yapabilirsiniz. Tarhanamı rondodan çektirdikten sonra bir bezin üzerine seriyorum. Biraz daha böyle kendini topladıktan sonra elekten eliyorum. Üste kalan o büyük iri parçaları tekrar rondodan geçireceğim un gibi güzel bir kıvama getireceğim bakın çok güzel bir kıvamı var sanki un misali tarhanamız oldu rondodan geçirdikten sonra bütün tarhanayı birbirine karıştırıp 3-4 gün hatta bir hafta boyunca kuruttuktan sonra cam kavanozlara koyup bir dolap içerisinde güneş almayan sıcak almayan bir dolap içerisinde kışa kadar muhafaza edeceğim uzun ömürlüdür asla bozulmaz umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın